Soylu'dan 24 Haziran seçim kampanyası açıklaması. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasya Dernekler Federasyonu'nun Eyüp Sultan Karadolap Mahallesi'ndeki binasında Amasyalılarla bir araya geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 24 Haziran seçim kampanyası sürecine ilişkin, böyle seçimlerde ortalama 1500 hadise meydana gelirdi. Şu ana kadar 370 hadise meydana geldi. Neredeyse dörtte biri oranında bir hadise meydana geldi. Milletimizin demokratik olgunluğu en yüksektedir. Herkes istediğini söyleyebiliyor, dedi. Soylu, Amasya Dernekler Federasyonu'nun Eyüp Sultan Karadolap Mahallesi'ndeki binasında Amasyalılarla bir araya geldi. Burada konuşan Soylu, Amasya'nın şehzadelere öğretmenlik yapan bir şehir olduğunu ve Türkiye için Amasyalıların çok fedakarlık yaptığını söyledi. Bu programın 24 Haziran seçimleri öncesi yaptığı son çalışma olduğunu dile getiren Soylu, bu süreçte çok yoğun bir kampanya dönemi geçirdiklerini anlattı. Vesayet sisteminin hep birlikte sonuna geldiklerine dikkati çeken Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizi gri iklimin içine soktukları apaçık ortada. Ekonomik ve siyasal krizleri açık, vatandaşını tehdit olarak gören bir sistem düşünün. Bir taraftan darbeleri açık, dışarının müdahalelerini açık, kendi içindeki zenginlikleri bir sorun olarak görmeye açık, sadece bir sorunlarla uğraşan ve geleceğe bakmaktan alıkoyan bir sistem düşünün. Türkiye'nin bu sistemi değiştirebileceği konusunda bana bundan 15 ila 20 yıl önce sorsalardı, hayal derdim. Değiştirse ne güzel olur, derdim. Bu benim için uzak bir hayaldi. Milletler ve ülkeler uzak hayallerini gerçekleştirebilirse zenginleşebilir, kalkınabilir ve adım atabilir. Bugün Türkiye bu uzak hayallerini gerçekleştiriyor." Soylu, 2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın iktidara geldiği süreci anlatarak, şunları kaydetti: "Erdoğan %34-35 ile beraber 2002 yılında iktidara geldi. Peki bugün kendisini %50'ye niye zorladı? Derdi nedir? Kendisi önerdi ve 16 Nisan'da referandum getirmedi mi? Ne dedi? Bir cumhurbaşkanlığı seçilmesi için %50 bir oyun olması gerekir," dedi. %34 ve 40'larda iktidar oldu. 16 yıl iktidarda kalan bir kişinin yapması gereken bu değil, tam tersini yapması lazım. Az oy alarak daha ne kadar iktidarda kalmasının hesabını koyması gerekirdi, ama tam tersini yaptı. Sebebi, siz de biz de hepimiz hükümetsizlikten çok çektik. Bir gece yattık, sabahleyin kalktık, %80 fakirleştik. Terör ve 1980 öncesi anarşi bizi teslim aldı. 1990 ila 2000 arası ekonomik krizler, terör ve deprem, her birisi bu ülkeyi kımıldatamaz hale getirdi. Sebep neydi biliyor musunuz? Hükümetsizlik. Türkiye'yi büyüten siyasi iradedir, siyasi güçtür ve siyasi akıldır. Milletimizin demokratik olgunluğu en yüksektedir. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, koalisyon hükümetlerinin hep çatışma getirdiğini ifade ederek, o dönemde yaşananları anlattı. Seçim kampanyası sürecinde Türkiye'de yalnızca Suruç'ta bir olayın yaşandığını aktaran Soylu, şunları söyledi: "Böyle seçimlerde ortalama 1500 hadise meydana gelirdi, şu ana kadar 370 hadise meydana geldi. Neredeyse dörtte biri oranında bir hadise meydana geldi. Milletimizin demokratik olgunluğu en yüksektedir. Herkes istediğini söyleyebiliyor. Meydanlarda on binler, binler, yüz binler, her kesim dinliyor ve kararını ona göre veriyor. Standlar yan yana açılmış.
Mitinglerin biri bitiyor, öbürü başlıyor. Televizyonda bir siyasi partinin reklamı bitiyor, öbürünün başlıyor. Seçimlerde de birbirine yakın oranların çıktığına dikkati çeken Soylu, Türkiye'deki seçimler başka ülkelerdeki seçimler gibi %80'e %20 bitmiyor. Bir önceki Cumhurbaşkanlığı 52'ye yakın bir oyla bitti. Referandum 51,5 ile bitti. Türkiye'ye getirdiğimiz ortam bir hürriyet ortamı ve zenginlik ortamıdır, diye konuştu. Çocukların terörist yapılmak üzere dağa götürüldüğünü, annelerinin büyük çileler çektiğini dile getiren Soylu, şunları kaydetti, şunu çok net söyleyeyim, biz Müslüman bir milletiz. Farklı düşüncelerimiz olabilir, uygulamalarımızdaki farklılıklar olabilir ama biz Müslüman bir milletiz, PKK da dinsiz bir örgüttür, bunu benim kadar net ve açık bugüne kadar kimse söylememiş olabilir, dinsizdir. Amacı dinsizleştirmektir. Doğu ve Güneydoğu bizim ülkemizin manevi sütunlarımızın en kuvvetlilerinden biridir. En kuvvetlisidir diyebilirim. Türkiye 2002'den beri her adımda bağımsızlık deklarasyonu yayınlamaktadır. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 7 Haziran'dan sonra terör örgütlerinin camileri, okulları, spor salonlarını, kütüphaneleri ve evleri harap ettiğini anlatarak, Şırnak'a 10.500 bina yaptıklarını, bunun 5.000'inin bittiğini, diğer 5.000'inin de Eylül, Ekim gibi biteceğini aktardı. AK Parti olarak büyük projeler ortaya koyduklarını dile getiren Soylu, savunma sanayisinde öyle işler yapıyoruz ki, bunun bir kısmını söylemiyoruz bile, çünkü fesatlanıyorlar, bu sefer projelerimizi altüst etmeye çalışıyorlar. Kendi mühimmatımızı yapıyoruz. Bunların hepsi bir bağımsızlık deklarasyonudur. Türkiye 2002 yılının başından itibaren her attığı adımda bir bağımsızlık deklarasyonu yayınlamaktadır, diye konuştu. Amerika bu coğrafyanın sahibi olsaydı kendini yılda iki defa büyüteceğini aktaran Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü, bizi büyütmemek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Şimdi yüzlük kuyruğuna geldik, buradan bir U dönüşü yapmayalım, onların istediği şudur, acımasızdırlar, hani teröre karşı, uyuşturucuya karşı acımasızız, diyorum ya onlar da bize karşı acımasızdır. Faizi görünce ne insan düşünürler, ne bebek düşünürler, ne masum düşünürler. Kimseyi düşünmezler, 3 kuruş daha faiz cebimize girsin diye her yeri ateşe verebilirler. Bizim memleketimize ateş değil, bizim memleketimize güller yakışır. Yarın inşallah ülkemiz, milletimiz için faydalı olacaktır. Yarın akşam Türkiye'nin omzuna bir büyük sorumluluk daha yüklenecektir. Bu sorumluluğu yükleyecek millettir. Biz bu memlekete yanlış yapmadık, biz bu memleketi hainlere teslim etmedik. Şimdi biz bu memleketi yarın tekrar milletimize teslim ediyoruz ve millet gerekli kararı verecek. Konuşmanın ardından Bakan Soylu'ya, Amasya Dernekler Federasyonu Başkanı Sami Diken plaket sundu. Davet edilmesi üzerine Soylu, Mustafa Aksoy'un evinde çay içti. Soylu daha sonra Ali Beyköy'de seçim otobüsü üzerinde vatandaşları selamladı ve çocuklara oyuncak verdi. Soylu, AK Parti Karadolap Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaretinde, kapı önünde yapılan duaya iştirak etti.